Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili seyirciler, hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Ahmadiyya Müslüman Cemaatinin Almanya Frankfurt şehrindeki merkez stüdyosundan Ahmadiyya Müslüman Cemaatine tabi olan Türk kardeşlerle birlikte hazırlayıp sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili seyirciler, bugünkü konumuz yine Hristiyanlık inançları üzerine olacak. Ve bu konuyu bizlere muhterem Murabbi sahip, Sayın Hocam Murabbi Raşit Paktürk Bey açıklayacak. Sevgili seyirciler, Ahmadiyya Müslüman Cemaatinin içerisinde cemaatin üyelerini eğitmek, öğretmek, terbiye etmek, dini kuralları anlatmak, camide namazı kıldırmak ve diğer görevleri yerine getirmek üzere kendisine vazife edinmiş insanlara mürebbi ifadesi kullanılıyor. O nedenle programlarımda ben mürebbi sahip olarak hitap edeceğim. Çünkü hocam diye söylediğimiz zaman yine aynı anlama geliyor fakat tam anlamını kapsamıyor. Mürebbilik başka bir görev. O nedenle kişiye hakkını vermek gerekiyor. Bu nedenle de ben ifadelerimi mürebbi sahibi olarak ifade edeceğim. Sizlere bunu parantez içerisinde açıklamak gereği duydum. Raşit Paktürk Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Bugünkü dersimizde siz bizlere lütfen Hristiyanlık üzerindeki inançları, iddiaları açıklar mısınız? Şöyle bir sorum var. Birinci sorum şu şekilde. Hristiyanların dediklerine göre İncil'de Hazreti İsa aleyhisselama oğul veya oğlum diye hitap edilmektedir. Onun içinde İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu olduğu kabul edilir. Bu şekilde iddia edilir Hristiyanlık inancında. Bunun aslı nedir? Siz bize açıklar mısınız lütfen? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan Bey, ben geçen programımda Hristiyanlık dini iddialar üzerinde kurulmuş olan bir dindir. Ve bunu ben bir Müslüman olduğum için söylemedim. Bunlar gerçeklerdir. Çünkü her iddia delile muhtaçtır. Evet. Şimdi sadece Hristiyanlar değil, diğer dinlere mensup olanlar da kendi büyükleri için böyle ifadeler kullanırlar. Derler ki, benimki efendim ilahdır, benimki Allah'ın oğludur, benimki şudur, budur. Evet. Şimdi bunun neden efendim Hinduların Ramchandar var, Raja Ramchandar. Neden o ilah değilmiş veya Allah'ın oğlu değilmiş de Hristiyanların dedikleri gibi İsa Allah'ın oğluymuş veya Hindular Raja Kirşan, ona da böyle vasıflar isnat ederler. Buda'ya da böyle şeyler söylenir. Şimdi neden veya Brahma veya Bishan veya birçok böyle insan var. Onlara böyle vasıflar isnat edilir. Evet. Onlar da bunu anlatırken, onları siz dinlediğiniz zaman Hristiyanların Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam ile ilgili anlattıklarından daha abartılı şeyler anlatırlar. O şunu yaptı, bunu yaptı, şu mucizeyi gösterdi vesaire vesaire diye. Kur'an-ı Kerim Tövbe suresinde aynı bir konuyu anlatırken şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de der ki, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الله تعالى يهودiler عزير Allah'ın oğludur derler. Yani Yahudilerin bir kısmı, bir grup, bütün Yahudiler değil ama Yahudilerin bir kısmı. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur derler. Şimdi bu konumuz değil ama parantezler içinde söylemekte fayda vardır.
Bütün Hristiyanlar İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın oğlu olduğu iddiasında değiller. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a sadece Resul olarak, peygamber olarak inanan Hristiyanlar mevcuttur. Hatta bir grup veya bir cemaat kendilerine İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Mesih olarak inanır ama Yahudi şeriatine tabidir ve hala mevcutturlar. Evet. Böyle insanlar da vardır. Onun için bir Hristiyanların bir grubu veya bir cemaati de İsa Mesih Allah'ın oğludur derler. Allahu Teala diyor ki halbuki onlara der ki bunlar hep boş lakırdılardır. Boş iddialar. Bundan öte bunların hiçbir gerçeği yoktur. Onlar yalnız daha önceki kafirlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah canlarını alsın, hakikatten nasıl da uzaklaşıyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'in Tövbe Suresi 30. ayeti. Evet. Şimdi bu ayette Allah-u Teala dedi ki Hristiyanlar kendinden önceki kafirlerin ve inkarcıların, peygamberlerin yolundan gitmemiş olanların laflarını taklit ettiler. Bundan başka bir şey yok. Baktılar ki şu veya bu din mensubu kendi kutsal olan, kutsal kabul ettiği kişiyi bu yüceltiyor. Biz de biraz daha fazla sile yüceltelim. Kur'an-ı Kerim'in bu dediğine gelince biz eğer eski ahit veya yeni ahit yani kutsal kitaba bakacak olursak sadece İsa aleyhissalatu vesselam için oğul ifadesi kullanılmış değildir. Evet. Geçen bir programımızda da biz bir kişiye oğul veya oğlum üç sebepten dolayı denilir. Birisi bir çocuğu seviyoruz diyoruz ki oğlum gelsene. Mesela. O sevgi ifadesidir. Evet. İkincisi biz bir çocuğu evlatlık almışız. Evet. O da benim gerçek evladım değil ama ona oğlum diyoruz, evladım diyoruz. Üçüncüsü birisi gerçekten benim neslimden, benim canımdan, benim kanımdan ise ona oğlum diyoruz ve o gerçek benim oğlumdur, öz oğlumdur o. Evet. Şimdi eğer kutsal kitap sadece İsa aleyhissalatu vesselama oğlum diye hitap ettiyse ve başkası için bu hitap geçerli değilse ve başkasına böyle hitap edilmediyse o zaman Hristiyanların dedikleri doğrudur. Bir şüphe mahal yok. Ama eğer başkalara da oğlum denilmişse, oğul denilmişse, hatta diğer din mensupları da kendi kutsallarına ilah diyorlarsa, Allah'ın oğlu diyorlarsa, hatta kız diyorlarsa vesaire vesaire diye, o zaman Hristiyanların buna bakmaları lazım. Onlar da kendi kitaplarındaki mankul, yani nakl edilmiş olan, yazılmış olan şeyleri sadece ortaya koyuyorlar. Hristiyanlar da sadece yazılmış olan hikayeler ortaya koyuyorlar. Ve din hikayeden ibaret olamaz. Evet. Din delile muhtaçtır. Böyle bir durumda ki başka dinlerde de böyle iddialar vardır. O zaman Hristiyanların bir delili göstermeleri lazım ki neden onlarınki değil de bizimki ilahdır veya Allah'ın oğludur. Şimdi eski ahitte gelince Çıkış diye bir kitap var. Eski ahitte. Bunun 4. bölümünde ve 21. ayetinde evet. Bakın ne diyor? Diyor ki ve Rab Musa'ya dedi. Allah Musa'ya şöyle dedi. Dönüp Mısır'a gittiğin zaman senin eline verdiğim bütün harikaları Firavun'un önünde yapmaya dikkat et. Fakat ben onun yüreğini sertleştireceğim ve kavmi sal vermeyecek. Yani İsraillileri sal vermeyecek. İsrailoğullarını. Ve Firavun'a diyeceksin. Bu dikkat edilecek zaten. Evet. Rab şöyle diyor. İsrail oğlum ilkimdir. Ha. İsrail Allah diyor oğlumdur. Evet. Peki onların oğul olmakla İsa aleyhissalatu vesselamın iddia ettiklerine göre İsa aleyhissalatu vesselamın oğul olmak arasındaki fark nedir?
Bunu anlatmalar lazım. Sonra eski ahitin başka bir kitap var. Birinci tarihler. Bunu 22. bölümü 9. ayet. Diyor ki işte sana bir oğul doğacak. O barış adımı olacak. Bırakıyorum. Diyor ki onun adı Süleyman olacak. O bana oğul olacak ve ben ona baba olacağım. Hazreti Süleyman, evet. Bu manada eğer bunlar gerçekten oğul diyorlarsa, bunlar hepsi sevgi ifadeleri efendim. Sevgi. Bunları evet. Sevgi ifadeleri, her dilde kullanılan ifadeler. Ama onu gerçek manada Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyurmuştur. Diyor ki, onun oğlu nasıl olabilir? Allah'ın oğlu nasıl olabilir? وَلَمْ تَكُنْ لَهُ sahiba. Eşi yoktur diyor. Onun hanım yok ki. O zaman Allah'ın bir hanımın olması lazım, onun bir karısının olması lazım. Eşi yoksa, hanım yoksa, oğul nasıl oldu? O zaman bu da bir tartışma konusu. Gerçek oğul derken, haşa ve haşa, meşru çocuk mu, gayrimeşru çocuk mu? Böyle şeyler o zaman ortaya gelecek. Evet. Allah-u Teala diyor ki, onun hanım yok. Bunlar hepsi, dediğim gibi sevgi ifadeler, sonra mezmurlar, başka bir kitap, eski ahitin başka bir kitap, mezmurlar, 67. bölümü, ayet 5. Allah kendi mukaddes meskeninde öksüzlerin babası, her öksüzün babası Allah'tır diyor. Evet. Ve dul kadınların hakimidir. Sonra efendim, başka bir kitaba geçelim. Mezmurlar, 82. bölümü. Bu da eski ahitin bir kitap. Ayet 3'ten 6'ya kadar devam ediyor. Ama ben sadece bir miktarını okuyacağım. Hepsini okumayacağım. Bu Allah-u Teala kadınlara, hakimlere diyor. Adaletli davrananlara diyor. Ben dedim, siz ilahlarsınız. Hakimler. Çünkü bir hakim aslında adaletli davranmak zorundadır ve hakim veya kadı koltuğuna oturduğu zaman aslında Allah'ın temsilcisidir bu manada. O anlamda. Evet. Adaleti savunmak zorundadır, adaleti sergilemek zorundadır, adaletli davranmak zorundadır. Ve Allah-u Teala diyor ki bu Mezmurlar kitabına göre ben dedim siz ilahlarsınız. Ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Hepiniz, bütün hakimler Allah'ın oğullarıdır. Evet. Bu ayete göre. Sonra falan biraz daha devam edelim. Mezmurlar 89. bölüm. Ayet 26 ve 27. O beni çağıracak, sensin babam, Allah'ım ve kurtuluşum kayası. Ben de onun ilk oğlum, dünya krallarının en yükseği kılacağım. İsa'dan başkası da Allah'ın oğlu diye hitap ediliyor. Sonra Romalılar şöyle yazıyor, bu bir kitap, İncil'in bir kitabı, yeni ahitin bir kitabı Romalılar. Romalılara, bu yazılan mektuplar vesaire Romalılara. Bunun 9. bölümü efendim. Ayet 4. Onlar, şöyle diyor, onlar İsraillilerdir. Bu İsraillilerdir diyor. Oğulluk ve izzet ve ahitler ve şeriatın vesaire vesaire onlarındır. Evet. Oğulluk İsraillilerindir diyor. Gidelim efendim şimdi İncil'e Yuhanna'ya göre diyor İncil diyor. Bunun 1. bölümü. Ayet 11. Bu ayette şunu açıkça diyor ki oğul diyor kimdir? Müminler oğuldurlar diyor. Mümin olan oğul vasfına sahip olur diyor.
diyor ki kendininkilere geldi. Yani İsa Aleyhisselatü Vesselam kendi milletine, kendi kavmine geldi. Ve kendininkiler onu kabul etmediler. Fakat onu kabul edenlerin hepsine, onun ismine iman edenlere Allah'ın oğulları olmak salahiyetini verdi. Evet. Ne kadar açık efendim? Evet. Kim iman sahibi ise, evet. Bu bütün ifadeler Tevrat'ın veya İncil'in eski ahit olsun, yeni ahit olsun, buradaki bu ifadelerin hepsinden anlaşılan İsa aleyhissalatu vesselam değil, mümin olanların hemen hemen hepsi, güzel işlerin yapanların hemen hemen hepsi, onlar oğulluk vasfına sahiptirler. Allah-u Teala onlara oğlumsun, o benim oğlumsunuz dedi. Evet. Tekrar efendim, Yuhanna İncil'ine gidelim. Şöyle diyor, Yuhanna İncil 9. bölüm 47. ayet. Allah'tan olan Allah'ın sözlerini dinler. Onun için siz dinlemiyorsunuz çünkü Allah'tan değilsiniz. Demek ki Allah'tan olan kimdir? Anlamak istiyorsak, kim Allah'ın sözünü dinliyorsa demek ki o Allah'tandır. O insandan değil, dünyadan değil. Evet. Ve bunlar mecaz ifadeleri, bizim hepimizin kendi dillerimizde kullandığımız ifadeler ve her gün kullanılan ifadeler. Bu yeni bir şey değil. İncil'in söylediği bir şey yeni değil. Sadece Hristiyanlar bunu yanlış anladılar veya yanlış doğru anlayıp da yanlış sundular. Şimdi Resullerin İşleri diye bir kitap var. 18. bölüm ayet 28 ve 29 diyor ki çünkü biz onda yaşıyoruz. Yani Allah'ta yaşıyoruz. Evet. Hareket ediyoruz ve varız. Nasıl ki sizin şairlerinizden, bu önemli bakın. Diyor ki nasıl ki anlatmak istiyor. Diyor ki bu oğul ifadesi veya ilah ifadesi bu yeni değildir. Diyor ki nasıl ki sizin şairlerinizden bazıları da demişlerdir. Çünkü biz de onun zürriyetiyiz. Evet. Yani Allah'ın zürriyeti, Allah'ın nesliyiz biz. Diyor ki sizin şairleriniz de sizin de kullandığınız bir ifade. Peki onlar gerçek manada Allah'ın zürriyeti olmuyorlarmış da İsa Aleyhisselatü Vesselam nasıl olabilir? Evet, yani bunu delille, iddialarla değil, bunu delillerle ispat etmeleri lazım. Ve biz delil derken, bugünlerde Hristiyanlar bazen böyle bir şey sunuldu mu zaman, kendilerinden bir şeyler söylüyorlar. Veya efendim Tevrat'ta şöyle yazılıydı vesaire diye bir şeyler, ifadeler kullanıyorlar, bizim önümüze koymaya çalışıyorlar. Ben delil derken şunu kastediyorum. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a ben geçen bir programda da biz okuduk. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlamak istediler. Niye beni taşlıyorsunuz diyor İsa Aleyhisselatü Vesselam. Ben o kadar güzel, iyi işler, hayırlı işler yaptım da niye beni taşlıyorsunuz? Benim suçum ne? Ona dediler ki sen işte Allah olma iddiasındasın. İlah olduğunu söylüyorsun. Şimdi orada İsa Aleyhisselatü Vesselam ve senin kafirliğinden dolayı, senin küfürlerinden dolayı biz seni taşlamak istiyoruz. Şimdi orada İsa Aleyhisselatü Vesselam fırsat bulmuşken, fırsat yakalamışken, onu yapması gereken neydi demiş lazımdı ki, efendim bakın, eski kitapların hepsinde, şu yerde, şurada veya burada, bir Allah'ın geleceği, Allah'ın oğlunun geleceği ifade ediliyor. Siz nasıl kitabı unuttunuz? Evet. Ama eğer İsa Aleyhisselatü Vesselam o Tevrat'ın o yerlerini göstermediyse, kendi davasını, iddiasını delillerle ispatlamak için bir şey sunmadıysa, o zaman onun tarafından bugün benim bir şeyler sunmam hiç doğru değildir. Evet. Çünkü doğru olsaydı İsa Aleyhisselatü Vesselam kendisi sunardı efendim. İsa Aleyhisselatü Vesselam
sunmadı. Ne dedi İsa Aleyhisselam? Dedi ki, bakın sizin kitabınızda, sizin şeriyetinizde o kadılara, o iyi insanlara siz ilahlarsınız denilmedi mi? O zaman eğer onlara ilahlarsınız diye ifade kullanıldıysa ve bu suç değilse, o zaman ben Allah'ın oğluyum, sizin anlamanız gerekir. Evet. Yani bunu demek istiyorum, sizin anlamanız gerekir. Bu ifadeler bir sevgi ifadesi. Ne de onlar gerçek manada ilah, ne de ben gerçek manada ilahım, ne de gerçek manada ben Allah'ın oğluyum. Evet. Çünkü o zaman bir sürü ilahın olması lazım. Tevrat çünkü onlara ilah diyor. Alimlere ilah diyor. Hakimler. Hatta hakimlere ilah diyor. Hatta İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine göre kimlere diyor Allah sözü geldiyse onlara ilahsınız denilmedi mi? Yani peygamberlere. Evet. Şimdi efendim, bunlar onların, Hristiyanların efendim İsa'ya Allah'ın oğlu denildi. Denilmiştir. Onun için Allah'ın oğludur. Şeklindeki iddiaları bu kitaptan, bu Tevrat'tan ve İncil'den, evet, eski ve yeni ahitten nasıl yanlış olduğu, yalan olduğu ortadadır. Evet. Efendim. Teşekkür ederim efendim. Sevgili seyirciler, sizlerin de işittiğiniz gibi burada bir yanlış anlaşılma var. İddia edilen, İncil'de iddia edilen ve bugün Hristiyanlığa inananların anlayışları arasında bir yanlış anlama var. Mürebbi Bey, size teşekkür ediyorum, siz bizleri ve diğer insanları bu şekilde aydınlattığınız için. Şimdi bir diğer sorum da şu şekilde. Hazreti İsa Aleyhisselam'a İncil'de kendisinden hep oğul diye mi bahsedildi? Yoksa İsa Aleyhisselam'a İncil'de başka hitap şekilleri de var mıdır? Güzel bir soru efendim. Bu da bakın önemlidir. Eğer İsa Aleyhisselatü Vesselam'a sadece oğlum diye hitap edilmiş olsaydı, evet, belki kafamız karışırdı. Derdik efendim, bak sadece buna hep oğlum deniliyor. Başka ifadesi yok mu onun için? Belki de oğludur. Ama İncil'de İsa Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece oğlum diye değil, başka kelimelerle de hitap ediliyor. Oğlum ben önce anlattım. Bunlar sadece sevgi ifadeleri efendim. Sadece İsa için değil, Aleyhisselatü Vesselam için değil, başkaları için de kullanılmış olan ifadeler. Burada bir belki bir fıkra anlatmaka fayda vardır. Deve kuşuya demişler ki, sen madem ki devesin, şu biraz 40 kilo kaldırsana, sırtına koyalım, bunu bir götür taş, evet, taşsana demişler. O da demiş ki, ya kardeşim utanmıyor musun? Ben kuşum diyor, kuş hiç böyle yük taşır mı? Evet. Peki demişler, birisi gelmiş demiş ki, ya madem ya sen kuşsun, bir uçar mısın? Ya demiş ki, deveye uç denilebilir mi? Hem öyle hem böyle. Hem öyle mi hem öyle. Şimdi haşa, bunları İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu aynı deve kuşunun durumuna benzettiler. İsa Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın oğluysa niye böyle yapamadı dediğimiz zaman, ya efendim insan insandı diyorlar. Onun insanlık haliydi de onun için yapamadı. Evet. Peki efendim, insan idi de o nasıl ne diyeyim, insanlar gibi niye davranamadı falan diye. Efendim oğludu falan diye. Tamam, aynı deve kuşunun durumuna benzettiler. Deve kuşunun durumuna. Şimdi İncil, Matta'ya göre İncil. Burada şunu da söylemekte fayda vardır. İncil'ler İsa Aleyhisselatü Vesselam veya onun havarilerin yazdıkları değildir. Allah'ın o vahiy değildir bizim Kur'an-ı Kerim'imiz gibi. Bazı Müslümanlar dahi böyle yanlışlıkla öyle anlıyorlar sanki İsa Aleyhisselatü Vesselam'a indirilenlerin hepsi yazıldı vesaire diye. Hayır. Kur'an-ı Kerim bir tek, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i korudu ve onun kelimesi kelimesi yazıldı. Bunlar sonradan yazılmış olan kitaplar. Evet. Ama bu İncil Matta'ya göre birinci bölüm. Bakın nasıl İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın nesebi yazıyor, diyor ki İbrahim oğlu, Davud oğlu, İsa Mesih'in nesbinin kitabıdır. Evet. O zaman deyin efendim, Allah'ın oğlunun, nesipsiz olan Allah'ın oğlunun kitabıdır. Çünkü onun nesibi olmaz o zaman. Niye evet demiyor? Evet. Diyor ki,
İbrahim oğlu, Davud oğlu, İsa Mesih'in nesbinin kitaptır. Mata'ya göre İncil, birinci bölüm ve birinci ayet. Evet, İsa Aleyhisselam'a bir hitap şekli bu yani. Evet, diyor ki bu o İsa Aleyhisselam şunların oğluydu diyor. Sonra aynı Mata'ya göre bu İncil, Mata 10. bölüm ayet 23. Evet. İsa Aleyhisselam şöyle diyor. Fakat size bu şehirde eza ettikleri zaman ötekine kaçın. Bir şehirde eza ettikleri zaman kaçın, başka bir şehre kaçın. Çünkü doğrusu size derim, insan oğlu gelinceye kadar, kendisinden bahsediyor. İnsan oğlu olduğunu kendisi söylüyor. İnsan oğlu gelinceye kadar siz İsrail'in şehirlerini dolaşmayı bitirmeyeceksiniz. Hep devam edin. Bir şehirden öbür şehre, öbür şehirden öteki şehre gitmeye. Göç edeceksiniz. Evet. Böyle devam edin efendim. Sonra efendim, aynı Mata İncili 8. bölüm ayet 20. Diyor ki, ve İsa ona dedi. İsa birisine diyor, şöyle diyor. Diyor ki, tilkilerin inleri ve gök kuşlarının yuvaları vardır. Kendi çaresizliğini anlatmıyor, anlatmak istiyor İsa Aleyhisselam. Ben ne kadar zor durumdayım. Ve bu da oğlum falan diyorlar ya, Allah ve Allah'ın oğlu. Allah ve Allah'ın oğlu bu kadar çaresiz olur mu? Bakın diyor ki, tilkilerin inleri ve gök kuşlarının yuvaları vardır. Fakat insan oğlunun başını yaslayacak yeri yoktur. Bu kadar çaresiz Allah olur mu ya? Evet. Hem kendine insan oğlu diyor. Evet. İsa Aleyhisselam İncil'de kendisi için birkaç yerde veya bazı yerlerde Allah'ın oğlu değil, insan oğlu diye kendisi için ifadeler kullanmıştır. Ve tartışma ilminde öyledir. Efendim, eğer bir insan bir kadından doğmuşsa, evet, ortadaysa onun hali, kadın ne diyeyim, ana rehminde uzun 9 ay bulunmuşsa, ana rehminde beslenmişse, sonra dünyaya gelip yemek yemişse, içmişse, Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinde buyurulduğu gibi kana yakulani tam, her ikisi Mesih ve anası ikisi yemek yerlerdi. Evet. Tamam. Şimdi böyle bir insan için, böyle birisi için bir tarafta oğul ifadesi varsa, bir tarafta insan oğlu ifadesi varsa, evet, o zaman insanın düşünmesi lazım ki benim yiyen içen Allah olur mu ve Allah'ın oğlu olur mu? Tabii ki bu sevgi ifadesi, nasıl ki diğer peygamberler için, diğer temiz insanlar için, kutsal insanlar için kullanmış olan bir ifade. Evet, evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Raşit Bey. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, işittiğimiz gibi Tevrat'ta ve İncil'de İsa Aleyhisselam'a mecazi anlamda oğlum ifadesi kullanıldığı gibi, İsa Aleyhisselam'ın kendi ifadeleriyle İncil'de yer bulduğu insan oğlu olduğuna dair delilleri biz İncil'den işitmiş oluyoruz ve öğrenmiş oluyoruz. Sizlere bunlar için çok teşekkür ediyorum. Bunlar bütün insanlar için çok kıymetli bilgiler efendim. Sevgili seyirciler, böylece bir programın daha sonuna geldik. Bundan sonraki dini programlarda Sayın Murabbi Raşit Bey'in inceleme ve araştırmalarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.